Merhaba sevgili arkadaşlar. 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde karar alma sürecinde ben de varım konusu ile birlikteyiz. Konu öğrenme kılavuzunda dersimizi işleyeceğiz. Karar alma sürecinde ben de varım. Bireyler olarak içinde bulunduğumuz grup, kurum ve toplumun karar alma sürecinde fikirlerimizi belirtmemiz en doğal hakkımızdır. İçerisinde bulunduğumuz grubun, toplumun uygun görmediğimiz kararları olabilir. Böyle bir durumda sessiz kalmamalı ve çeşitli yollarla yönetime katılmalı, görüşümüzü belirtmeliyiz. Anayasa ve yasaların bize verdiği en temel haklardan biri de yönetime, yani karar alma sürecine katılma hakkıdır. Yani biz yönetimde karar alınırken herhangi bir konuda, bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir, karar alma sürecinde bizim yönetime katılmamız her açıdan en önemli hakkımızdır diyebiliriz. Bu hakkımızı kullanarak demokrasinin temel ilkelerinden katılımcılık hakkımızı kullanmış oluruz. Aslında yönetime katılmak bizim en doğal hakkımız ve bu hakkımızı yöneticilerin olumlu kararlarında kullanabildiğimiz gibi olumsuz kararlarında da onların yanlış yaptığını, onların uygulamalarını engellemeye çalışarak da ya da doğru uygulamalar yapmasını sağlamakla da yükümlüyüz ve bu bizim en doğal hakkımızdır diyebiliriz. Peki, yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlar bulunmakta. Bunlar nelerdir? Bunları inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi siyasi partiler, bir diğeri sivil toplum kuruluşları, bir diğeri medya, bir diğeri de bireyler, yani kamuoyu. Diğer adıyla halk diyebiliriz buna. Sırasıyla bunları işleyecek olursak önce siyasi partilerle başlayalım. Yönetimin karar alma sürecinde yönetimi etkileyen en önemli unsurdur siyasi partiler. Yani ülkeyi yönetecek kişilerin siyasi partiler aracılığıyla yönetime katılmasıdır. Halk da siyasi partilerde kendi düşüncelerine uygun olan, kendi fikirlerini yansıtabilen siyasi partilere oy vererek onların yönetime gelmesini sağlamaktadır. Vatandaşlar kanunlar çerçevesinde siyasi parti kurabilirler, bu siyasi partilere üye olabilirler ve bu siyasi partilerin faaliyetlerine katılabilirler. Yine bu siyasi partilerin ülke yönetimini sağlayabilmeleri için onlara oy verebilirler. Seçimlerde oy kullanarak partilere destek olabilirler. Seçimlerde ülke yönetimine aday olan partilerin çeşitliliği, yani birden fazla partinin olması vatandaşın seçme alternatifini arttırmaktadır. Ülke yönetiminde tek parti olsaydı demokrasi olmazdı. Ama birden fazla partinin olması birden fazla farklı düşüncenin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla insanlar kendi düşüncelerini yönetime daha rahat bir şekilde, farklı düşünceleri yönetime daha rahat bir şekilde aktarabilmektedirler. Halk seçimlerde partilere oy vererek onların yönetime gelmesini, yönetimde olmasını sağlamaktadır. Yapılan seçimler sonucunda yönetime gelen partiye iktidar partisi, iktidar partisini denetleyen, yaptığı yanlışları engellemeye çalışan ya da yaptığı yanlışları doğru şekilde uygulamasını sağlamaya çalışan partilere de muhalefet partisi adını veriyoruz. Seçimlerde en fazla oyu alan parti ülke yönetimini sağlamaktadır ve bu parti iktidar partisi olarak isimlendiriliyor. İktidar partisinden sonra en fazla oyu alan ikinci parti muhalefet partisi olarak geçmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere seçimlerde bir parti değil birden fazla partinin olması gerekiyor ki demokrasi sağlanmış olsun. Sivil toplum kuruluşlarına bakacak olursak, devletin dışında bir takım siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetleri yürüten gönüllü kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşları dernek, vakıf, sendika gibi isimlerle faaliyet gösterebilirler. Örneğin Mehmetçik Vakfı, LÖSEV, TEMA, Türk Eğitim Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır.
resmi kurumlardan bağımsız görev yapmaktadırlar. Üye aidatları veya bağışlarla ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Dolayısıyla herhangi bir maaş alma gibi durum söz konusu değildi. Sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kişiler gönüllülük esasına dayalı şekilde görev yapmaktadırlar. Ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları üyeleri tarafından toplanan aidatlarla, bağışlarla karşılanmaktadır diyebiliriz. Yine üyeleri kar amacı gütmezler, kar amacı taşımazlar sivil toplum kuruluşlarında. Yani para kazanmak gibi, herhangi bir konudan gelir elde edebilmek gibi bir düşünceleri söz konusu değildir. Gönüllülük esasına göre çalışılır. Yani üyeleri maaş almazlar. Bu kuruluşların temelinde dostluk, arkadaşlık, yardım gibi kavramlar hakimdir diyebiliriz. Medyaya baktığımızda medya toplumda sözlü ya da yazılı haber alma imkanını sağlayan televizyon, genel ağ yani internet, gazete, radyo, dergi ve benzeri kitle iletişim araçlarının oluşturduğu basın yayın organlarıdır diyebiliriz. Medya, toplumun yönlendirilmesi ve kamuoyu oluşturmada önemli bir güçtür. Medya yöneticilerin yaptıklarını halka duyururken halkın dilek ve şikayetlerini de isteklerini de yöneticilere aktarmada önemli bir araçtır. Medya özellikle sosyal medya hayatımıza olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz yanları da vardır. Son günlerde yaşanan birçok olay buna örnek olabilir. Örneğin günümüzde kadına şiddetle ilgili duyduğumuz haberler hem insanların psikolojisini bozmakta sosyal medyada hem de bunun olumlu yanları da olabilmektedir sosyal medyanın. Kadınlara şiddet uygulayan kişilerin serbest bırakılması ya da ceza almaması sosyal medya aracılığıyla yönetime baskı uygulayarak o kişilerin ceza almasını sağlayabiliyoruz. Medyanın topluma yönelik bazı görevleri bulunmaktadır. Örneğin bilgi ve eğitim düzeyini arttırma, destek olma gibi, kültürün gelişimine katkı sağlama gibi, insanların güzel vakit geçirmesini sağlama, toplumsal değer ve amaçların anlaşılmasını, yayılmasını sağlama gibi görevleri bulunmaktadır. Burada dikkat ettiğimizde eğitim düzeyinden veya bilgi düzeyini arttırmadan ve buna destek olma en güzel örneklerden bir tanesidir. Günümüzde yaptığımız gibi yaşanan olumsuz durumlar esnasında uzaktan eğitimle medyadan faydalanabiliyoruz. Kamuoyu bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesidir. Aynı düşüncedeki insanların bir araya gelmesiyle oluşur. Kamuoyunun oluşmasında medyanın etkisi çok büyüktür. Örneğin insanlar bir sorunla karşılaştıklarında kanunlar çerçevesinde toplanıp gösteri yapabilirler veya sosyal medya aracılığıyla yardım faaliyetinde bulunabilirler. Elazığ depreminde yaşanan olaylar gibi. Elazığ depreminde yaşanan olaylardan sonra deprem etkisinden sonra orada yaşayan insanlara kamuoyu oluşturularak insanlar birbirleriyle medya üzerinden haberleşerek orada yaşayan insanlara yardımda bulunmuşlardır. Bu da buna en güzel örnektir diyebiliriz. Dersimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim şimdiden. İyi çalışmalar diliyorum.